Dostlarım, Oyun Bas kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dawn of Man'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi küçük bir köy oluşumuna yavaştan başlamıştık. Buralara yeni deri kurutma yerleri inşa ettik. Ayrıca buralara da tabakhaneler inşa ettik ki deriyi daha hızlı kullanabilelim. O kadar yaptığımız yani yapılmasını talimat verdiğimiz kızaklardan gördüğünüz gibi sadece 3 tane kaldı. Şu an bakıyorum bizim kaç tane kızağımıza. 11 tane kızağımız var. Müthiş bir rakam arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. 4 tane yazlık kıyafetimiz var. Yazlık kıyafetine biraz önem vereceğim. Ondan dolayı. 11 tane de bilgi puanımız var. Oyunu şöyle bir başlatalım arkadaşlar. 8x hızında başlasın. Şöyle biz bakalım. Burayı zaten komple bitirdik sanırım. Ama daha öğrenildi diyor. Aynen biz burayı komple bitirmişiz. Bizim şu an yapmamız gereken tahıl ekme işine girişeceğiz. Yani tarım faaliyetlerine girişeceğiz. Onun için cilalı taş devrine geçmemiz gerekiyor. Fakat ondan önce biz her şeyimizi tamamlamak zorundayız. Yani bu bölüm Cilalı Taş devrine geçmesek de diğer bölüm kesinlikle geçeceğiz zaten. Ama nedir arkadaşlar? Şöyle bir şey var. Bir sonraki şeye geçtiğinizde, bölüme geçtiğinizde yani devre geçtiğinizde, çağ atladığınızda o çağın gereksinimlerini karşılayamayacaksanız çağ atlamayın. Bekleyin. Biraz gelişin ondan sonra atlayın. Yani illa atlayacağınız diye bir şey yok. Ben öyle yapacağım şimdi. Biraz bekleyeceğim. Bu bölüm birazcık kendimi geliştireceğim. Ondan sonra diğer bölüm. Bildirim çakması 2x insan öldü diyor. Ben ne yapayım ya? Abi bir siz eksiktiniz var ya. Böyle bir şey olamaz ya. İki tane insanımız öldü yine. Yorumlarda bazı arkadaşlar demişler de gerçekten çok üzülüyorsun. Bir tane insan nedir geri. Abi öyle demeyin. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Aha bir tane daha öldü. O yaşlılıktan öldü gerçi. Allah rahmet eylesin diyecek bir şeyimiz yok. Bir saniye sanki şey bitmiş gibi. Bu ne? Çakmak taş mı? Abi o zaman çakmak taşın şeyi bitmiş çünkü alanı bitmiş. Şuraya bir kişi gelsin. Bu çakmak taşı çıkarsın. Bu da zaten bir tane var. Orada da bir tane var. Buraya gelsin, buradaki de bir tane çıkarsın yeterli. İş yükü o kadar da yok yani, o yani iyi durumda. Dur bakalım. Neler olacak? Yalnız hayvanların sayısında çok acayip bir düşüş var. Evet, çok acayip bir düşüş var. Bu da demek oluyor ki yakında buralarda açılacak mı? Bu da demek oluyor ki bizi artık oyun şeye itiyor. Tarıma itiyor arkadaşlar. Sadece hayvancılıkla olmayacağını söylüyor. Ama bize deri çok lazım. Gidin bunu avlayın ya. Bunun canı da çok az. Kayıt yapıyor galiba. Tamam. Tüccar sen mi geldin? Gel bakalım ne veriyorsun, ne satıyorsun, ne alıyorsun bakalım.
Bu da 5. Bu da 5. Bunun takas değeri 7. Bunun takas değeri de 7. Ne fark ediyor abi? Şundan alırım alacak olsam zaten. Gerek yok, hadi gülüm. Kışartlatıldı. Bir tane daha bilgi puanı elde ettik. Yani açlıkla ilgili büyük sıkıntılar yaşarsak büyük bir ihtimalle şeye geçeriz arkadaşlar. Yani çağ atlarız. Ablan. Aynen. Sen şurada avlansana ya bak. Tam burada. Bir değil abi. Beş. Gördüğünüz herkes alabilirsiniz yani. Sıkıntı yok. Ordu gibi çıkın hepsini alın. Tamam. Buralara kadar gitmeyin ya. Abi gittiler oraya kadar, avladılar adamı ya. Vallahi helal olsun, ne diyeyim yani. Dur. Sen nereye geliyorsun? Sen kimin alanına geliyorsun sen ya? Şaka mısın sen? Abi geç ya, geç. Evet, onunla mı uğraşacağız? Kaç tane devir atlamışız ya? Seninle mi uğraşacağız hala? Aa, bu şeyleri yapıyorlar. Galiba hepsi bitti. Aynen, hepsi bitti. Şunları ayırsınlar da şu ortadan boşaltsınlar abi. Boşaltın abi. Diğer taraflara götürün abi. Aynen, o ortayı boşaltacağız. Bunun planını söylemiştim zaten size. Bunun planını söylemiştim. Şöyle yapabilirim ama. Madem sizin buna ihtiyacınız var. Otluk diyor. Otluğa gerek yok. Şundan lazım bize. Abi bir yavaş, bir sakin. Tamam, oraya yap. Tamam, şunun içindekilerini boşalt. Bunu da parçalara ayır. Bu ortayı boşalt abi ya. Onun yerine depoyu şuraya yapın onun yerine. Buraya yapamıyor musun yani? Şaka yapıyorsun. Abi oraya yapabilse ne kadar güzel olurdu yani. Buraya yapın ya. Yani oraya yapın. Bu tarafa yapmak istemiyorum. Çünkü bu tarafa tarım yapacağım dediğim gibi.
Dur. Ha, yine yakaladım. Hatta şöyle yapacağız. Bunları avla diyeceğiz. Onlar da oraya su içmeye geliyorlar ama bunun korkusuna onlar öbür tarafa gidiyorlar. Abi hızlan 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 hızlan. Hiç böyle bağırış çağırışa hiç gelemem. Kurtları da avla. Şuralarda bir şeyler vardı ya. Mamut muydu onlar neydi? Aynen. Mamut. Bunları da avlayın abi. Tamam mı? Hepsini avlayın. Hadi bakayım. Hadi aslanlarım. Bak tek başınıza bu hayvanlara sataşmayın. Vallahi adam mınçarlar. Toplanın abi. Bak aptal. Ha iyi bulaşmadı. Dedim o mamuta tek başına bulaşacak da iyi ki öyle bir aptallık yapmadı yani. Tek mi gidiyorsun? Aferin oğlum. Aferin. Allah'ın malı ya. Mal yemin ederim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya tek gitmeyin diyorum size. İki tane de köpeğimiz gitti değil mi ya? Abi çok kötü şeyler oldu ya. Yani nüfusumuz çok düşük bakmayın. Yani yapacak bir şey yok. Şu an o derileri elde etmem lazım. Ağzımızın içine kadar geldin öldün işte böyle. Abi benim ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii. Bizim kurt evcilleştirmemiz lazım. Onlarla da köpek oluyor zaten biliyorsunuz. Şöyle bir bakayım ben etrafa. Bunlar ne? Çiğ etmiş. Abi ne kadar et var etrafta. Şunların hepsi et arkadaşlar. Oo, bayağı deri de var. Bakıyorum da şu an hiçbir şey göremedim. Neyse devam edelim. Devam edelim. Bakalım ne olacak. Bu arada biz acaba Cilalı Taş Devri'ne geçsek mi ki? Burada yapacağımız bayağı iş olacak yalnız. Biraz bir bekleyelim ya. Biraz bekleyelim. Bunun sebebini söylüyorum. Bunun sebebi şu yazlık elbiselerimizi, kışlık elbiselerimizi denk getirsinler. Tam böyle sağlasınlar onu. Ondan sonra sindire sindire gideceğiz arkadaşlar. Öyle patara kütere gidip de ondan sonra 2 gün sonra yıkılmayacağız.
güzel ayaklarının üstüne sağlam basan bir basacak şekilde gideceğiz. Abi köpek sayımız çok azaldı ya. Vallahi köpek sayımız çok azaldı. Üzüldüm be. İki tane köpeğimiz öldü ya. Bunlar tekrar evcilleştiriyorlar mı ki? Bakalım bir. Beş tane köpeğimiz var abi. Neyse olsun. Sağlık olsun. Tamam dur. Abi gelin bunu avlayın. Gergeden avladık iki tane. Altı tane hamderi çıkıyor. Abi müthiş bir şey ya. Harika bir şey. Bir de şu sınırlamaları ben bir değiştireyim abi. Galiba şurada deri miktarı 50 idi. %75 lan. Abi artırabildiğin kadar. Deri bizim her şeyimiz. Yine mi tüccar geldi? Ne diyorsun abi? Yok yok. Kalsın. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Gelemem abi öyle şeylere ya. Kışlık elbise. Yazlık elbise de açık abi. Bu da açık değil mi? Bu da her şeye açık zaten. Kışlık yazlık elbise. Sen bir de buradan ok üretimine başlayacaksın. Tamam mı? Balta üreteceksin, bir de mızrak üreteceksin sen. Bunlar gayet bizim için önemli şeyler. Orak ne? Şu anlık gerek yok ya. Nüfusumuzun 2-3 katı malzeme var ellerinde. Yani malzeme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Dur. Bunlar ne? Kurt mu? Kurt musunuz abi siz? Mağara aslanı. Acaba bunları öldüremez miyiz ya? Alamaz mısınız bunları? Öldürdüler. Evet ama bayağı da zorlandılar. Şimdi öbürlerine gidiyorlar. Ta orada öldürdüler ya. Sen hala gidiyor musun ya? Abi bırak gözünü seveyim bak seni orada taklaya getirecekler ben sana söyleyeyim. Öldürdü mü? Öldürdü vallahi. Tamam neyse. Sen o diyarlara diye aşıp gelinceye kadar zaten o avladığın hayvanı yersin. Beş dal parçası elde edildi. Enfeksiyon mu kaptı? Ne yapacağız abi? Bu adam enfeksiyon kaptıysa bu adam ne yapacağız? Vallahi bilemiyorum ki. Bir bakalım görelim ne olacak. Birader sen nereye gitmişsin ya? Biz neredeyiz? Az önceki ha çok uzun yola gitti herhalde ondan oldu. Çakmak taş kalmadı demeye başladı ya yine. Yine çakmak taş kalmadı demeye başladı ya. Bunların hepsi çakmak taş. Abi mükemmel bir yere yerleşmişim ya. Ne? Bu da çakmak taş. İki tane ver buraya da. Bir tane daha vardı ya buralarda bir yerde benim. Şuraya da iki tane var. Bizim kazmamız mı yok? Neden yapmıyorlar? Dur. Çakmak taşı kazmamız var mı?
Çakmak taşı baltamız var. Kazmamız var. 13 tane. Şu an şeye de geçtiler. Tamam. Onları getireceklerdir zamanla ya. Aslında 25 tane de çakmak taşımız var da niye böyle az dedi? Onu anlamış değilim ama. Yani biz geçelim ya. Biz artık cilalı taş devrine geçelim arkadaşlar. Şu an cilalı taş cileli diyorum ya. Cilalı taş devrine geçmiş bulunmaktayız. Abi bir de buradan keçiyi evcilleştirmeyi mi açsam? Keçiyi evcilleştirme. Ta bakır devrinde artık o eşekle bir şeyler taşıma gelecek. İlk açacağım şey buradan insanların moral kaynağı olacak. Özelleştirilebilir paneller. Alakalı bir şey değil. Aslan peşmetan diyor. Çiftlik diyor. Tamam, bunu da biliyoruz. Buradan istediğimiz gibi çiftlik ürünleri ekebiliyoruz aslında. Onun için şu şekilde yapacağım. Şöyle yok. Olmadı. Yalnız şöyle. Evet abi. Kurt mu saldırıyor? Bizimki alır herhalde. Alır lan bizimki. Tamam. Bir tane tahıl yeri de bize yeterli. O kadar abartmaya gerek yok. Dur. Dur. Seni gördüysem bir tane ölümlük canı kalmış ya. Bunun da aynı şekilde. Bunun da aynı şekilde. Bunları avlayın. Tamam. 3 tane bedavadan hayvan avladık. Yani daha ne istiyoruz? Cilalı taş devrine geçtiğimiz yolda arkadaşlar. Çünkü neden geçirmedim şimdiye kadar onu söyleyeyim. Geçirmedim çünkü gördüğünüz gibi bakın ben nüfusuma tam yetecek seviyede yemeğini, üzerine giyeceğini, eline aletini, edevatını, her şeyini tamamladıktan sonra diğer çağa geçtim. Şimdi yapacağım şeyi size söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikli olarak her şeyden önce bu insanların moral bulabileceği bir yer. Dolmen. Dolmen. Dolmeni yapacağız da bu dolmeni nereye yapacağız? Şimdi asıl kaynak burası. Diyorum ki ben bu dolmeni ortaya yapayım. Hatta tam köyün böyle ortasında dursun. İnsanlar buraya gelirler. Hiç oraya gitmeye gerek kalmadan burada ibadetlerini yaparlar abi. Yalnız bu dolmen için şu taşlardan megalitlerden kazmanız gerekiyor. Megalitler nasıl görünüyor? Şöyle birazcık koyu renkte görünüyor. Bu da megalit. Bunu da alalım. 3 tane megalit gerekiyordu galiba. Yanılmıyorsam bir de şunu. Tamam. Bu megalitleri toplayalım. 4x'e 8x'e verelim. Dur. Abi bak bunlar kaçmaz. Bunlar kaçmaz. Bunları avlayacaksınız. Kaçırmayın bunları, kaçırmayın. Kurt mu saldırıyor? Tamam. Yeni insan doğdu. 29 oldu sayımız. Şimdi hemen bir tane yazlık kışlık kıyafet üreteceklerdi. Çünkü elimizde yeterli materyal var. O yüzden sıkıntı yok.
Abi bunu çıkartmışlar galiba. Bunu taşımak için hazırla diyelim. Megalit kızağı yapıyorlar galiba. Aynen değişik bir şey yapıyorlar ama ben de ilk defa göreceğim. Dur bakalım ne olacak. Ha, aynen o taşın altına bir şeyler koyuyorlar. Onu öyle taşıyacaklar galiba. Aynen. Megalit paneli. Bir de şurada vardı sanki. Aynen. Bunları kaldırsınlar, getirsinler. Şuraya 3 tane sanırsam lazımdı. Aynen. Bu 3 tanesini koyalım ki bu insanların moral yönünden herhangi bir sıkıntıları kalmasın arkadaşlar. Bu çok önemli. Öncelikle bölgedeki insanların moralini yapmanız, yükseltmeniz gerekiyor. Bir tane de ben ne yapacaktım? Ateş yakacaktım bir tane de. Ama ateş nasıl yapıyorum? Bir saniye. Üretim. Aa, dur. Bu da mı megalitte yapılıyor? Ha tamam. Dedim bu da megalitte yapılıyorsa hiç yapmaya gerek yok yani. Tamam buraya da bundan bir tane yapalım. Ya şu fırtınada ne yapacağım arkadaşlar? Lütfen bana söyleyin ya. Gerçekten çok merak ediyorum yani. Bu fırtınada açlıktan öldü. Şurada çakmak taşı mı? Taş. Tamam. Şöyle yaklaşalım. Çakmak taş, bunu da alalım. Lazım olur. 30 tane gördüğünüz gibi kıyafetimiz var. Gayet iyi durumdayız. Kıyafet olarak da. O yüzden sıkıntı yok. Diğerlerini getiriyorlar mı? Ne yapıyorlar acaba? Ha, sarmışlar getiriyorlar. İnsanların morali düşmüş be. Aga be. Ya bu. Ama birazdan daha iyi olur. Merak etmeyin. 200 dokumacılığı açmak için diyor. 200 verirsen diyor ben sana dokumacılığı açarım diyor. Sen bir git şuradan ya. O benim insanların ama bu moralini bayağı yüksek tutacaktır yani. Şeyi de itibarı da yükseltecektir. O yüzden gayet iyi. Şöyle 8x hızında değil mi? Şunlar çok yavaş ilerliyor ya, ondan dolayı yine kurt saldırıyormuş. Ya kurt saldırsa ne yazar ki? Durun. Durun bir saniye. Bunlar ne? Muflon. Bunları avlayabilirsiniz arkadaşlar. Keyfinize bağlı olarak da avlayabilirsiniz. Yabani eşek kaçmış. Çok da önemli bir şey değil. Bir tane kaldı. O da yoldadır diye zannediyorum. Daha yeni yapıyorlar. Hacı abi niye geç kaldınız? Hadi bak yani biz şey yapacağız. Uğraşıyoruz. Tamam onu çekin gelin artık. Şu kurtun canı kalmamış. Şu kurtu bir alın. Şu genç kurtu da yakalayın. Abi yaşlılıktan çok insan ölüyor ya. Ha?
Kurt avladık, köpek oldu. Bunu da yakalayın. Bir tane daha vardı şurada. Bu genç yok, bitiyor. Tamam. Bu kurtu da yakalayın abi. Bizim adamın canı mı yok? Kusu varmış. Genç köpek. Kurt. Abi, o megaliti getiremediler mi daha? Ne durumda? Burada yok lan. Bunlar neredeler? Ha, tamam. Kızak artık kullanılamaz. Gördüğünüz gibi kızakların artık ömrünün sonuna gelmeye başladığını söyleyebiliriz. 8x hızımızla devam ediyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın, bölüyorum ama video gerçekten çok uzun olacak. Kusuruma bakmayın. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.